Ramazan ayının gelmesiyle birlikte güllaç satışları arttı. Pastane işletmecisi Hacı Ali Sözduyar, Ramazan ayının en çok tüketilen tatlısının nasıl yapıldığını anlattı. Ramazan ayı denildiği zaman akıllara gelen ilk tatlı arasında güllaç yer alıyor. Güllaç sütlü ve hafif bir tatlı olduğu için bu ayda vatandaşların güllaca ilgisi yoğun oluyor. Pastane işletmecisi Hacı Ali Sözduyar konuyla ilgili şunları söyledi. Şimdi malum bildiğiniz gibi Türkiye'de Ramazan ayı dediğiniz zaman ilk akla gelen şey tatlıların özü, babası güllaç gelir. Güllaç sofraların olmazsa olmazları. Mutlaka herkes gücünün yettiği kadar, yetiştiği kadar güllaç eline alıp götürüyor. Güllaç güzel bir sütlü tatlı. Pek öyle kilo yapmaz. Malzemesi güzeldir. İçerisinde fındığı, fıstığı, bademi, çikolatası, bunlar çok çeşitli türlerde yapıyoruz biz bunları. Şimdi güllaç ilk önce sütü, güllacın sütü ocakta kaynar, ılıman bir hale gelir. Ilıdıktan sonra ustalarımızın burada arkada göreceğiniz bir şekilde ilk defa bu güllacın ana özünü, katmeri böyle kat kat sütün içerisine belerler. Beledikten sonra bunu tavalara, tepsilere koyarlar. Tepsilere koyduktan sonra da bu içerisine bir kat kat, tabii ki 3 kat, 5 kat hangi kat yapıyorsak 5. kattan, 4. kattan sonra fıstığı konur. Veyahut da içerisine ceviz konur. Hangisi icap ederse. Fıstıklıya fıstıklı, cevizliye cevizli. Ondan sonra üzerine normal yine o ılık sütten ilave olur. Bir 5-6 kat daha koyduktan sonra tekrardan fındık, fıstık içerisindeki madde neyse onu döşeriz. Ondan sonra üzerine katını koruruz. Katını koyduktan sonra yine üzerine bir süt ilave ederiz. İlave ettikten sonra da siz de ustam yapılırken zaten göreceksiniz burada nasıl yapıldığını. Bu şekilde el değmeden müşterilerimize sunarız. Püf noktası tabii ki var. İlk önce güllacın ana maddesinin güzel olması lazım. Güllacın esas ana hamuru. Güllacın olması lazım. İçerisinde kullandığımız fıstığın birinci sınıf dost fıstık. Yani tam Şam fıstığı olması lazım. İkinci bu durum kullandığımız cevizli ise cevizli. Fıstıklı ise fıstıklı. Meyveli ise içerisinde meyveleri de yapıyoruz biz bunu aynı zamanda. Meyveli olarak onları koyuyoruz. Tabii kaliteli en güzel bir şekilde, en kaliteli bir şekilde olması lazım. Güzel kalite olmazsa ortalığa güzel ve bir ürün çıkmaz. Güllacın şu anda kilosu 120 liradır. Satışlarımız Allah'a şükür çok iyi. Ya vatan dedim mi bir kere ismi üstünde Ramazan'ın gülü güllaç diye. Ramazan ayına geldiği zaman tatlıların başında ilk önüne gelen güllaç gelir. Allah'a şükürler olsun. Sağ olsun müşterilerimizden, dostlarımızdan ilgi gösteriyorlar, alaka gösteriyorlar. Biz de onlara layık olmak için en güzel şekilde fazlasıyla yapıyoruz. Satışlarımız da hamdolsun çok iyi. Yani geçen yıllara göre biraz düşük ama yine duruma göre çok iyi. Malum ekonomik şartlar da burada çok önemli. Biraz ekonomik şartlar da pahalı. Geçen sene 70 liraya 80 liraya verdiğimiz güllaç bu sene 120 lira. Yani tabii ki bu tamamen şeyle ilgili, alınan ham maddeyle ilgili.